Dersimizin ikinci bölümünde bir Excel çalışma sayfasından veri tabanımıza bilgi transferini öğrenecek ve SharePoint sitelerinden Office Outlook, metin belgesi, XML ve HTML dosyası gibi farklı kaynaklardan alınan bilgileri bir Access veri tabanına aktarmanın yollarını da göreceğiz. Bir Excel çalışma sayfasından bilgi almak için dış veri sekmesinde Al grubundaki Excel düğmesini seçiyoruz. Verilerin kaynağını ve hedefini seçin sayfasında göz ata tıklıyoruz. İlgili dosyayı açıyoruz. Verilerin kaynağını ve hedefini seçin sayfasında kaynak verileri geçerli veri tabanında yeni bir tabloya al seçeneğini seçip tamamı tıklıyoruz. Var olan bir tabloya bilgi alınırken tüm alan adları ve veri türleri tam olarak uyuşmalıdır. Yoksa Access dosyayı alamaz ve bir hata görüntüler. Çalışma sayfalarını göster listesinde müşteriler seçilirken ileriyi tıklayalım. İlk satır sütun başlıklarını içerir. Onay kutusu seçili değilse bu kutuyu seçelim. Alma adımlarını kaydet sayfasında kapatı tıklayalım. Access'in müşteriler listesini aldığını onaylamak için müşteriler tablosunu açalım. Access 2007 programında üzerinde çalışma imkanınızın olduğu ya da bilgilerinizi paylaşma olanağınızın bulunduğu liste ve belgelerin depolandığı SharePoint sitelerinden de veri tabanlarınıza bilgi aktarmanız mümkündür. Ayrıca metin dosyaları, XML dosyaları, HTML belgeleri, Outlook klasörleri ve database dosyalarını da bilgisayarınızda belirttiğiniz adreslerden alarak veri tabanlarınıza aktarmanız mümkündür. Bütün bunlar için kullanacağımız sekme, dış veri sekmesinde bulunan Al grubudur. Uğur Korkmaz, Arge Merkezi Yazılım Birimi.